Hiçbir şey yok. Çünkü evet, o kadar kapalı. Davut'a geçelim. Evet Davut. Tuzsuz ama güzel. Tuzsuz güzel. Ben beğendim ama çok alakasız bir salata gerçekten. Ne çok menü? Yemekle mi alakasız? Hayır yemek güzel. Yok yok salata mı yemekle alakasız? Evet yok hayır yok, hayır hayır. Yani salata normal mi? Böyle bir daha konuşayım bir. Tamam tamam. Ne diyorsun anlamıyoruz ki. Ama bir şey söyleyeceğim. Ama alakasız ama diyorsun. Ama sözümü kesince ben konuşamıyorum sonra. Şey Semra Hanım. Kesme. Heyecan yapıyor. Yemeğiniz çok güzel. Afiyet olsun. Sadece bulgur şey tuzsuz. Ama bunu bir doğramışsınız önüme koymuşsun. Çok basit yani. Bu doğra... Yani doğradığın doğrudur. Bütün koymuyoruz zaten. Ondan sonra bunu tuzda beklettim 2 saat. Daha sonra sosunu hiç söylemiyorsunuz. Yani sadece salata. Hiç söylemiyorsun sosunu. Sos her şeyden sonra. Söyledim ben beğendiğimi söyledim. İçindeki tuzu. Ben beğendim yani. Ama yemeğiniz güzel. Yemeği beğendim. Evet. Tabii tane tane olsaydı kuşbaşı tarzı daha da güzel olurdu. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki eline sağlık diyelim, verelim. Ah. Evet yani şimdi Hünkar beğendi, ben de böyle beklemiyordum açıkçası. Etlerini dilenmiş. Bulgur pilavın evet, tavuk suyu tadını aldım ben. Lezzetsiz bir pilav değil, lezzetli bir pilav da. Birazcık daha gerçekten sebzelerini, domatesini, şeyini, patlıcanını, şimdi patlıcan var ama o zaman meyhane değil, başka normal bulgur pilavı yapsaydım veya başka bir şey. Hünkar beğendiği beğendim. Pilav biraz tuzlu olsaydı aslında beğenebilirdim ama maalesef beğenemedim. Yani Türkiye'nin sanki en iyi salatasıymış gibi, yani önümüze getirmiş, dilimlemiş, Allah'tan patlıcan getirmedi yanında. Hünkar beğendi, Hünkar beğendinin beğendisini beğendim. Üzerindeki etlerin düdüklü tencerede pişirmiş. Ondan dolayı böyle tiftik tiftik, kıyır kıyır olmuştu. Çünkü Hünkar beğendi de etin ben tane tane kuşbaşı şeklinde bilirim, olması lazım. Lezzet olarak da o şekilde ararım. Bu meyhane pilavına gelince, meyhane pilavı böyle sanki diyet bir pilav gibiydi. Hastane menüsü gibi pilavdı. Onu da beğenmedim. Meyhane pilavını beceremeyen bence zaten yemek yapmayı bıraksın. Hünkar beğendi. Hünkar beğenmedi aslında ya. Hünkar kaçtı gitti. Hünkar diyor ki yani benim beğendiğimi söylediler ama öyle bir şey yok. Hünkar diyor ki bana yapıştırdılar beğendi ama ben beğenmedim der. Hünkar beğendi eti fiyasko. Kuşbaşıyı yapmış, didiklemiş. Didikledim dedi ama inanmadım. Onu düdüklü tencereye parçalamış, önümüze koymuş. Altındaki patlıcanı fena değildi. Bir onu beğenebildim. Yani çok iddialı konuşup böyle dolu laflar kullanıp da böyle bir boş bir menüyü çıkarması, bildiğim yani annem babam üstüyle yemekle karşıma çıkması olmamış, yapamamış. Yapamadın yani, yapamadın Semra. Yani ben ne yapabilirim ilk defa bu salatayı yemişlerse, böyle bir salatadan haberleri yoksa, farklılık istemiyorlar. Yani istiyorlar saçma sapan bir gavurdan yapıp getirin. Yani meyhane pilavı deyince sebzesi bol hissedilir. Bir tık daha fazla pişmesi gerekir. Biraz bu hastane pilavı. Evet yani işlem görmüş görmemiştir. Varmış böyle bir salata. Vardır tabii ki. Da yemeğe çok uyumlu bir salata değil. Yani tıpkı Yasemin'e de yaptık aynı ilişkiyi. Uyum yok, uyum yok evet. Yani kendi başına uyum evet yok. Böyle turşumsu gibi güzel. Tadı kötü değil yani. Bu kötü bir salata değil. Bu tarz yemeklerin bu yanında yapılıyor. Öyle mi? Salata evet. Hünkar beğendiği salata. Garnitif bir şey olabilir mi acaba? Yani öyle bir şeyin yanında. Ya da yani salata... bir tık daha çeşitlendirebilirdim. Belki içine 3-5 bir şey bir renklenseydi. Ama böyle salata de çok soğuk... bu şekilde. Hani salatalık salatası... Bu şekildedir. Doğrudur da. Şimdi bu yemek yarışması olunca tabakta bir renk, iştah açıcı bir özellik, evet. Görüntü, sunum. Elbette. Yani mesela şimdi pilavını kalıpla koyduğun için şey durmuyordu. Ama mesela dağıtınca mesela Hünkar beğendin az kaldı tabakta. Kimse söylemedi ama porsiyonlamalı da Hünkar beğendiği birazcık daha fazla tutup tabağın ortasına koyup etrafında pilavı evet. Böyle bir şekil yapabilir en azından bir sunum ortasında yemek pilavın. Bir çukurlaştırıp pilavı ortasına Hünkar beğendi veya farklı bir çok kapta. Çok üç tane üst üste olur. Şey az kalmış. Hünkar beğendin az kalmış. Bir de eti de didileyince yoksa lezzetsiz değil. Eti güzel pişmiş. Lezzeti güzel. Patlıcanın közlenmesi de güzel. Bana öyle iri parçalar da gelmedi. Yani ama işte tam anlamıyla da yarışma olunca yemeğin hakkını vermek lazım. Ama yani şimdi burada bir tekrar bir hatırlayalım neydi? Yani tamam etin pişmiş güzel. Ama yani neden tiftik kıyır, tiftik? Kıyır, evet. Yani o yemek böyle bir yemek değil. Acaba eti dağıldığı için olabilir mi? Et baktı dağıldı kurtarmak için hepsini ditti. İşte ben dedim çok mu pişti yoksa böyle mi istedin? Ben böyle istedim dedi. Düdüklüde mi pişti acaba? Düdüklüde mi pişirdin etini? Eti evet düdüklüde pişirdim. Tamam o zaman dağıldı onda. İçim bu şekilde aynen. Oldu. Düdüklü
düdüklün nazizdi. Düdüklün nazizdi. Demek ki dana evet. Yani Sebra'nın hatası değil. Onu da yapan Sebra Hanım ama. Siz zaten düdüklü hata yapmış demektir. Ona göre kısardı açardı şey yapar. Neden fazla kuzu etinden yapmadınız Semra Hanım? Risk alıp evet kuzudan yapsaydınız. Kuzudan yapsaydınız risk olmazdı ki kuzu çok çabuk pişer. Risksiz evet, bir ettir. Evet o yüzden risk almayacaktınız. Düdüklüye ihtiyacınız olmayacaktı ve etiniz dağılmayacaktı. Zaten risk kuzu eti bana ağır geliyor. Ağır geliyor ama yani ben dana eti tercih ettim. Ve bu tamamıyla dağılmış. Ay bir de dinlemeyi öğrenseniz keşke yani. Siz niye dana rostoyu kuruttunuz o zaman? Ben kurutmadım. Dana rostonun özelliği odur. Kuru hiç olduğunu düşünmüyor musun etinin? Düşünmüyorum. Çünkü dana rosto sert bir ettir. Kalçasında bulunan en sert yerindedir. Noir evet. Ama Neslihan Hanım sosu olmasaydı kupkuruydu. Yoktur, sıfır sinir. Doğru. Olduğu için ve etin gösterdiği gibi pişmişti. Erman güzel dedi. Et güzeldi onu yani sizin dün de ben löp löp yiyemediniz. Yani lokum gibi. Benim balığımı löp löp yediniz ama ben sizde tizi löp löp yiyemedim. Yani somonu alıyorsun bir önün arkasını pişirip fırına koyuyorsun. Fırında pişmiyor yani. Ya da daha yani. Ay Allah'ım. Yasemin Hanım buyurun. Fırında tatlı poğaçayı pardon. Yasemin Hanım sanki Neslihan Hanım'ı kıskanıyor bugün. Ne oldu? Ben niye kıskanayım Neslihan Hanım'ı ya? Ben niye kıskanayım ya? Beni örnek alın. En başından beri bir çekişme var. Yok. Ben kıskanacak ya. Ben sizi niye kıskanayım ya? Yapmayın gözünü. Size sorun niye kıskanabilirsiniz? Yani. Siz beni neden kıskanıyorsunuz? Ben size ne kıskanayım ya? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kıskançlık kelimesi ikimizde de girmedi. Sen çok tehlikelisin, çok fena. Siz benden arayı düşürmeye çalışıyorsunuz. Yani onu ben düşmüyorum şuradaydınız. Bakın siz şuradaydınız. İlk gün kendi gününüzde bana ben orada otururken dediniz ki Neslihan Hanım beni kıskanıyor galiba evet, dediniz. O gün fark İlk siz başlattınız. Evet kıskanıyorsunuz. Ben tehlikeliyim bu arada. Siz yaptınız meninizin neyini kıskanıyor. Güzelim, bakımlıyım, kendime de bakıyorum. Konuşmasını da biliyorum. Siz o zaman gerçekten gözlük ben hediye edeceğim. Yemek yapmasını şuradan bakın. Saygı mı? Evet. Bakın ben ilk gün izlerken de göreceksiniz karşımdaki bana nasıl gelirse o şekilde gideceğimi belirttim. Peki. Bana ne dedin? Tatlı neydi bu arada? Piyano kek. Piyano kek. Piyano. Benim gül gibi tatlım yaktı. Sizin gül gibi kocaman. Aynen. Evet yani tabaktan büyük tatlınız vardı sizin ya. Sizin gerçekten gözlüğe ihtiyacınız var. Buradan da tatlı program bitiminde arzu edersiniz bir göz doktoruna gidelim. Siz bir yakın alalım. Gönderir beni? Elbette gönderir. Sponsorum olur musunuz? Sponsor demeyelim ama size bu konuda yardımcı teşekkür olabilirim. Teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Yasin'den olmuş olur olmuş dedik. Bakın sizin tatlınız ben güzel dedim o gün ama gerçekten porsiyonumuz çok büyük. Göz problemi var Sema Hanım. Puan vermediniz. Evet. Yani küçük olsaydı çok verecektim. Bir de böyle davrandım bence. Lütfen. Kesinlikle. Hayır. Peki piyano Semra kekten Hanım yedik mi? Efendim Erman. Semra Hanım bu kekini nasıl yaptınız sorabilir miyim? Evet. Bir dakika düşünüyorum. Yumurta, süt, kabartma şeker. Kabartma tozu iki tane mi koydun? Yok kabartma tozu bir tane. Vanilya, un, kakao bu şekilde. Bunu pişirdikten sonra birazcık işte çıkınca sütle ıslattım. Üstünün kremasını hazırladım. Bu şekilde. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Beğendin. Afiyet olsun. Ah süper. Beğendim. Afiyet olsun. Neslihan. Beğendim. Yani çok basit. Oldukça basit. Evet bir keki yapıyorsun. Pandispanya kekini hazırlayıp üzerine muhallebi yapıp soğutup üzerine kokoyu koymak. Üzerine bir tane mumalı koysaydık merhaba hoş geldiniz diyebilirdiniz. O kadar güzel yani pasta gibi. Ama pasta gibi olmuş değil. Ama pandispanya keki değil peki. Ya, yani bir kek. Normal. Tamam çünkü böyle yani tatlı ne yapayım? Yani biraz çünkü daha böyle ağır bir tatlı yapsaydınız. Tamam ama bunu tercih etmiş ve bunu evet, nasıl bu da gayet olmuşalım uğraştırıcı şey güzel bir tatlıdır ya, yani. Ya sebebi mi oydu zaten uğraşmanızı öğrenmek için? Tabii ki de yani canım. Biraz bir uğraş. Çünkü güzel olmuş. Ben de beğendim. Sen beğendin mi tadını? Yani evet güzel. Güzel ama tiramisu gibi olmuş birazcık. Kahve olunca hani, değil mi? Kahve var sanki. Yok. Şey, yok kahve mu? Yok. Hayır. Hani kahve kokosundan de da böyle bir kakaodan dolayı almış olabilirsiniz. Ama güzel tiramisu kafası olabilir gibi. Güzel olmuş evet, onun gibi. Ben beğendim. Sen? Ben de beğendim. Güzel ama gerçekten tatlı. Güzel. Hafif güzel hafif olmuş. Sen beğendin mi Yasemin? Yani bunu zaten lise çağındaki birine yaptırtır. O da yapar zaten. Yasemin çok basit bir farklı bir yorum yapın bari ya. Beğendin mi beğenmedin mi? Yano tatlısının orijinal görüntüsü bu da değil bu arada. Yok bu şekilde oluyor. Bu değil. Yani bayağı da kolay bir menü de yapabilirdiniz. Uğraşmak istememiş demek ki. Aynen öyle. Uğraşmak istemiş. Yani vallahi oradan yağlı fiyatını ya alıp şerit şeklinde kreması kesip çok zaten koyar biraz cıvık geldi üzerine bana. Daha bir gün daha bir kaso kasarlar mı yani? Tadı güzel mi? Aslında benim damak zevkime hitap etmiyor. Bunu da belirtmiştim. Ama senin damak zevkin konuşmuyor. Ben çikolatayı bilmiyorum yani. Kreması da zaten çok güzel oynuyor farkındaysanız. Peki olmamış mı tatlı? Olmamış. Niye? Tatlının orijinalini getirecekti bana. Hayır, görseni demiyorum.
Görselini demiyorum. Yok, tadıma da güzel beğendi. Değil mi? Günümüzü oynuyoruz Emre Hanım, anladınız mı? Ama nesi mı? Kötü onu söyle. Günümüzü kekimi kötü, kreması çok yumuşak günümüzü olmuş. Biraz gerçekten daha çıkmasını beklerdim. Çok güzel ya, Yasemin Hanım çok tehlikeli. Bir şey olmamış çok, diyorsunuz. Gerçekten çok tehlikeli. Bakın onun kremasından bahsediyorsunuz. O ertesi güne kaldığı zaman toplanıyor ama şimdi yani bu 2 saatte olan bir şey olduğu için. Hamurum da ertesi güne kaldığı zaman toplanacaktı ama. Hamur, yo ben sizin tatlınız için öyle bir yorum yapmadım. Tatlıdan bahsetmiyorum. Arabaşı hamuru. Dediniz ya böyle olmaz bunun kıvamı falan diye. Tadından bahsetmiyorum, kıvam. Peki, şimdi eline sağlık nasıl diyelim ve buyursunlar açık oylamadayız. Piyano kek, yani bu değil piyano kek. Yani bir, ortada bir gerçeklik var şimdi. Piyano kek dediğin zaten şeritli olur ya. Adını oradan alıyor, sen bunun adını o zaman niye piyano kek koymuşsun? Muhallebili kek de bana getir yani, ona göre puan vereyim ben sana. Bu muhallebili kek de değil yani. Kreması aşırı cıvıktı. Bana kalkıp diyor ki bir gün beklese daha çok otururdu. Siz benim hamurumun kıvamına da bu şekilde yorum yapmışsınız. Benim hamurumun da bir 6-7 saat beklemesi gerekiyordu. Ne oldu Semra Hanım? Siz de patladınız. Varan 2. Piyano kek çok beğendim. Benim için o üzerindeki hani piyano şeklini, o tuşlara benzemesi öyle önemli bir detay değildi. İçinin kıvamı, keki. Zaten sordum ne yaptınız diye. Yoğun bir şekilde uğraştırıcı bir kekti. Kreması da gayet güzeldi. Ne çok fazla akışkan ne de çok donuktu. Lezzetli bir kekti. Ve de benden tam puan alır. Piyano kek güzeldi ama keşke biraz desen koysaydı, yani piyano tarzı yapsaydı o kakao ile birlikte. Daha da güzel oldu ama tadı gerçekten güzeldi. Beğendim onu gerçekten. Piyano la 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 olala. Piyano kek, kek mi olur ya? Yani pazartesi günü kek, bugün kek, önümüze gelsin kek, gitsin kek. Bir mum diyorum, ısrarla kaç gündür mum istiyorum. Bir tane mum alıp ben getireceğim yarın da, bir sonraki günde gelsin pasta önüme, mumu dikmesen benim adımda ne?